Bu konuda herkes hemfikir. Türkiye Odalar Borsalar Birliği de hemfikir. Bunun yani bakanın yaptığının kabul edilemez bir yanlış olduğunda. Herkes hemfikir. Ama AK Parti tarafı, AK Parti iktidarı, yönetimi bu konuda hemfikir değil. Pek canı savunmaya devam ediyor. Savunma da 5 grup başkan vekili var AK Parti'nin. Bu grup başkan vekilleri bin dereden su getiriyorlar. Böyle tuhaf tuhaf açıklamalarla bir şekilde korumaya, kollamaya çalışıyorlar. Ama olmuyor. Bir türlü olmuyor. Aynı mesele tabii 128 milyar dolarda da var. O nereye gitti sorusunda da var. Videodan belli. Grup başkan vekilleri ne yapsa durumu bir şekilde kurtaramıyorlar yani. Olmuyor. Bakalım bu iş nereye varacak? Bu Ruhsar Pekcan skandalı. Ama bir yerde artık dur deseler ve sorumluluğu üstlerine alsalar iyi olacak. Şimdi geçelim. Bizim bayramda otoyollar ve köprüler ama devlete ait olanlar, ücretsiz. Devlete ait olmayanlar ücretli ve aynı zamanda da yolcu da pek geçmediği için hele bu salgın döneminde ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber geçilemediği için ama yine de hiç kimse fedakarlık etmediği için yani bizi salmıyorlar üstünden geçelim diye ama geçmedik diye de paramızı alıyorlar düşünün. Ve o para ne biliyor musunuz? Sadece bir köprüden bahsediyoruz. Her saat başı 579 bin lira. Eski parayla söyleyeyim. Mitinglerde meşhur ya. İktidarın temsilcileri başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Erdoğan olmak üzere. AK Parti Genel Başkanı kendisi aynı zamanda. Seçim öncesinde filan. İyi rakamlar varsa eski parayla da söylemeyi seviyorlar. Eski parayla da söyleyelim saat başı 579 milyar lira. Bayramda köprü, tünel, yol geçiş ücretleri ücretsiz. Ama hangileri? Devletinkiler, bizimkiler. Ama beşli çetelinkiler paralı. Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı iktidar ama devletin işlettiği yollar ve köprüler, garanti geçişli tünel, otoyol ve köprüler ücretli. Muhalefet bayramda tam kapanmayla birlikte araç geçiş sayısının düşeceğine ödenecek garanti ücretlere dikkat çekiyor. Osman Gazi Köprüsü'nden dakikada 28 aracın geçmesi gerekiyor. Başka bir deyişle dakikada 1156 dolar. Saat başına 69.384 dolar. Bir günde ise 1 milyon 660 bin dolar garanti veriliyor. 13 milyon 780 bin lira. Her bayram iktidarın müjdesi olarak açıklanıyor. Köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı. Karayolların sorumluluğundaki yollarla 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçiş ücretsiz bu bayramda da. Ama tam kapanma var. Köprü ve otoyollar bedava ama sokağa çıkma 3150 TL. Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan, tam kapanmadan muaf olanlar ücret ödemeyecek devletin işlettiği köprü ve otoyollara. Ama muhalefet, kamu özel işbirliğiyle yapılan garanti ödemeli projelerin asıl ücretsiz olması gerektiğini söylüyor. Siz bizi izlerken şu anda para ödüyorsunuz. Bayramda da sakın yasak var biz evden çıkmıyoruz demeyin. Zira siz evden çıkmıyorsunuz ama sizin yerinize devlet o beşli çeteye ödemeye devam edecek. Vatandaşa destek vermediniz, bir de onun parasını boş köprülere ve boş yollara harcamayın. Muhalefet tam kapanmayı, seyahat kısıtlamasını da hatırlatıp garanti ödemeli köprü ve otoyollardan bayramda geçişin normalden de az olacağına dikkat çekiyor. Hazinenin kasasından çıkacak paranın artacağına.